Bornova Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen Medya ve Demokrasi başlıklı panelde konuşan Alman gazeteci New York Times ve D-Site yazarı Johann Bittner, sanal dünya sayesinde medyanın eskisinden çok daha hızlı bir biçimde halka ulaştığını söyledi. Bu nedenle medyanın halkı yönlendirmede çok önemli bir rol oynadığını belirten Bittner, ancak medya yaptığı haberler ve olaylar karşısında aldığı tavırlarla uzun yıllar içinde bağımsızlığını kanıtlamalı. Demokrasinin zarar görmemesi için haberlerin doğru verilmesi gerekiyor. Yanlı ya da yanlış haberler demokrasiye zarar verir dedi. Avukat Sevren Ateş ise medya olmadan demokrasinin olmayacağını söyleyerek, baskıcı rejimler bile artık özgür basını engelleyemeyeceklerini anladılar. İran'da Facebook'u engellemeye çalıştılar ama farklı kanallardan insanlar yine kullanmayı bildi. Basını yasaklayabileceğini sananlar geçmişte kalmış yöneticilerdir diye konuştu. Panelin moderatörlüğünü yapan avukat Mehmet Göksal, sorularıyla konuşmaların derinleşmesine katkıda bulundu. Göksal, Almanya'da 3 milyon kişinin eylem yapması halinde basının buna sessiz kalıp kalamayacağını sordu. Bittner, böyle bir durumda basının sessiz kalması Almanya'da mümkün değil. Bir kanal Penguin belgeseli yayınlasaydı herhalde en az 10 yıl boyunca zorluk çekerdi diye konuştu. Bornova Belediye Başkanı Profesör Doktor Kamil Okyay Sındır ise medya ve demokrasinin birbirinden ayrılmaz bir ikili olduğunu söyleyerek, barış, sevgi, kardeşlik ve dostluğun hakim olduğu daha güzel bir dünya için medyanın üzerine düşen görevi yapması gerekiyor. Demokrasinin de onun da katkısıyla işlemesi büyük önem arz ediyor dedi. Düşünüyorum. İki değerli konuğumuz, her üçü de aslında bu konuda çok yetkin, etkin ve aslında...